Tedavi için geldi Adana'da kardeşinin evine giden bir kadın. Elektrikler kesik olduğu için birinci kata çıkarken asma kattaki koridor boşluğuna düştü. 23 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadın hayatını kaybetti. Bir ay önce de aynı yerde postacının düşmesine rağmen önlem almayan apartman yöneticisi serbest kaldı. Aile karara isyan etti. Buraya eve geldim zannediyor. Aşağı düşüyor. Temizlik malzemesi koyuyorlar. Daha evvelden postacına düşmeden evvel de açıktı bunun üstü böyle. Postacı düştü buraya. İşte 2-3 ay oluyor düşeli. O adam da biz kendimiz çıkarttık oradan. Sese indik aşağıya. Kapıyı açtık, adam yerde yatıyordu. Çıkarttık biz adamı. Arkada... Ondan sonra önlem alınmadı mı? Ondan sonra ben telefon açtım. Hatta telefon numarası 7330 yöneticinin. Telefon açtım, baktım buraya postacı düştü, gelin bak devlet memuru, başınız çok ağrır dedim, gelmediler. Kulak ağrıdı ettiler. Gelip de ilgilenmedi yönetici. Yani bir korkuluk yapamadı buraya. Yapılmadı. Ne zaman yapıldı bu? Bu daha iyi, işte kardeşim düştükten sonra yaptılar, geldiler. 2-3 gün sonra takıldı bu. Fazla bir şey yok. Benim hayattaki tek varlığım annemdi. Başka kimsem yoktu. Yani kaybettim onu da. Bir şey diyemiyorum yani. Bir ihmal yüzünden oldu. Evet aynen. Daha önce zaten burası açıkmış. Daha önce bir kişi daha düşmüş. Hani bilmiyorum ben, yani bunun sorumlusunun cezasını çekmesini istiyorum. Hem annem bir rahatsızlığı da yoktu. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Sadece kaşıntı hastalığı vardı. Hiçbir şey yoktu yani. 55 yaşındaydı. Hiçbir şey yoktu. Ben başka bir şey demek istemiyorum yani, sadece cezasını çekmesini istiyorum. Hem düştüğünde olay anında ambulansın içerisinde o yönetici Numan adındaki kişi anneme yalvarmış, benden şikayetçi olma, 6-7 yıl yatarım diye. Annemin o an bilinci yerindeydi. Daha sonra dayıma çok saçma tekliflerde bulunmuş. Bir yıl kira bedelinizi öderim, evet, size farklı bir ev çıkartırım. Biz bu teklifleri kabul etmediğimiz halde, ama adam şu an serbest geziyor, ben ona şaşırıyorum. Ve burayı da hani ben para toplayamıyorum binadan, yaptıramıyorum diyor. Ama annemin düştüğün 2 gün sonrasında burayı yaptırıyor. Demek ki yapılabiliyormuş. Ve bir önce bir kişi düştüğü halde bura yapılmıyor. Ve ben bu adam nasıl serbest kalıyor, ben onu da anlamıyorum. Ben cezasını çekmesini istiyorum. Yaptıramıyorum denildi. Ben bu tür saçma bahaneleri kabul görmüyorum yani. Adalette bunu görmeyecektim diye düşünüyorum. Yani bunu toplasanız ne kadar tutabilir ki?